Arkadaşlar merhaba. Nereye geldim ben? Ormanlara geldim. Bak her yer orman. Görüyor musunuz? Her taraf orman. Bir tane bisiklet yolu var. Buradan da bisikletler böyle geliyorlar, geçiyorlar. Ben sol tarafındayım diyor. Hemen sağa çekiliyorsun ki sana çarpmasınlar. Sen değerli bir insansın. Sen de onlara çarpma çünkü onlar da değerli. Herkes değerli arkadaşlar. Şimdi ben neden ormana geldim? Kendim için mi geldim? Biraz kendim için geldim, biraz da sizin için geldim. Ormanlara gelmemin esas sebebi arkadaşlar hem spor yapmak hem de düşünmek. Siz de düşünüyorsunuz değil mi? Kafa karıştı mı? Biraz böyle çorba olsun kafanız ki sorgulamaya başlayın. Ondan sonra demeyin ki işte yapabilir miyim? Amerika'da kaç para kazanacağım? Geçinebilir miyim? Meşte girsem eşleşebilir miyim? Cerrahi branş mı olur? Dahiliye branş mı olur? Acaba ne yapabilirim? Çok fazla para harcayacağım. Yani bunlara değer mi? Falan filan. Daha kapıyı aralamadın arkadaşım. Kapıyı bir arala, ondan sonra gözükecek. Ondan sonra düşüneceksin bunları. Bunlar hayal değil ki. Senin hayalin burada 6 tane organı adamın içine koyan cerrah olmak. Var mı Türkiye'de böyle 6 organ transplantasyonu yapıp da yolda görsen tanımayacağın cerrah? Düşün bakalım. Bir başka şey daha düşünüyorum. Ne? İşte TUS'u mu garantiye alsam yoksa USMLE'yi mi çalışsam? Arkadaşım, ben sana diyor muyum mezun olduktan sonra Türkiye'de seni böyle pamuklara saracaklar. Oo doktor bey, oo doktor hanım, buyurun efendim, hastanemize hoş geldiniz diyecekler. İsterseniz akademik kariyer yapma şanslarınız var. Seçenekleriniz bunlar. Başvurun, sizi tamamen objektif kriterlerle değerlendireceğiz ve akademik kariyer yapmanıza izin vereceğiz. Buradan da her türlü çalışmanızı destekleyeceğiz. Değil mi? Kulağa hoş geliyor. Fakat bir soru daha sorayım size. Türkiye'de akademik kariyer yapabilme imkanı bulanların acaba kaç tanesinde bu seçilme kriterleri objektif, hakkaniyet çerçevesinde, liyakata göre yapılıyor? Bir düşün bakalım. Yoksa ben sana diyor muyum, Türkiye'de mezun olduktan sonra gerçekten mutlu olabileceğini düşünüyor musun diye. Keşke olsa. Bilmiyorum. Düşün işte. Ormanlar bundan dolayı var. Neden var ormanlar? Bak şimdi tam yolun ortasına geliyorum. Bak geldim. Bir tane yol burada var. Bir tane yol burada var. Görüyor musunuz? Ha, burada var. Bir tane yol da burada var. Burası daha eğlenceli. Bisikletliler de var. Burada doğayı da korumuşlar. Her şeyi korumuşlar. İnsana da çarpmıyorlar. Denemekten bir zarar var mı? Ha benim güzel kardeşim. Hangisini garantiye alacaksın şimdi? 6. sınıfın sonunda girmeyi düşündüğün vahşi TUS sınavını mı? Ya da üniversitedeyken okurken halledebileceğin dikenli USMLE sınavlarını mı? Hangisinde kapıyı aralayacaksın? İkisinde de, ama kapıyı açtığın an hangisinde güneş doğacak, biraz böyle umut doğacak? Bir düşün. Ormanlar bunun için var benim güzel kardeşlerim. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Covid'siz kalın.